İyi Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Burak Kunt, Ton TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Burak Gezen'le politika masasının konuğu oldu. Seçim çalışmalarını ve projelerini aktaran genç aday, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasındaki oy geçirgenliği sayesinde Çanakkale Merkez ilçeden ilk defa aday çıkaran İyi Parti'nin yerel seçimlerden bayrağı devralarak çıkacağını kaydetti. Hiç kimse de merak etmesin, 31 Mart akşamında Çanakkale artık gerçek anlamda hizmete kavuşacak. 3 adayın içerisinde %35 civarlarına gelen bu seçimde ipi göğüsler. Biz bu %35'leri bulduğumuzda ipi göğüsleyeceğiz diyoruz. Buraya kadar tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy atmış bir seçmen, bundan sonraki seçimde kızarak veya aday iyi olduğu için AK Parti'ye oy atma ihtimali %1 bile değil. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22 senelik bu hani bir bilek güreşi var ya onların. Evet. Sen misin ben miyim falan gibi. O durumdan kaynaklı bir gerginlik var. Aslında bu iki tarafın da işine geliyor. İki taraf da kendi tarafını konsolide ediyordu. AK Partili seçmen de kendi adayına kızdığı için ya da partisine kızdığı için veya bu seçimde ben partimin kazanabileceğini düşünmüyorum dediği için gidip de CHP'ye oy atmıyordu. Atmadı. Bundan önceki seçimlerde de atmadı. Geçirgenlik onlarda da çok az. Ama bize doğru geçirgenlik var. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum Burak Bey. Bizim başarımızla, bizim bu seçimde şu anda zirvede oluşumuzla, vatandaşın gönlüne taht kuruşumuzun da sebebi aslında bu iki tarafın da gönüllerine girip bizim onlar için alternatif olabilmemizdir. Şimdi burada oyunu bozan iş biziz. Çünkü niye biziz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy atmış ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmetinden, adayından, bugünkü işte politikalarından, kendi parti içerisindeki hani sonuçta kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait hissediyor seçmen. Ama partisinin içerisindeki bazı durumlardan mutsuz olan seçmen AK Parti'ye gitmiyordu, gitmeyecekti. Bu seçimde de gitmeyecek. Ama Burak Kunt'a oy atabiliyor. Çünkü diyor ki ya bu da bizim çocuk. Bu da bizden. Bu da muhalif. Bizimle alakalı böyle bir keskin duruşu yok. Biz de bunu sahada gösterdik. Biz de o sempatiyi, dedim ya gönüllerine girdik diye. O sempatiyi biz de kazandık. Kunt'un dikkat çeken diğer açıklamaları da tramvay projesiyle ilgili oldu. Hayata geçmesi halinde rota ve çalışma prensibine ilişkin hazırlanan sunumunu canlı yayında seçmene detaylarıyla anlattı. CHP'li aday Muharrem Erkek'le AK Partili aday Jülide İskenderoğlu'nun projenin mümkünlüğüne olan itirazlarını da reddeden Kunt, iki adayın da toplu taşımayla ilgili hiçbir projesinin olmadığını söyledi. Tramvay projesinin hayata geçmesi için gereken şartları anlattı. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 11. Kalkınma Planı'ndan detayları sundu. Şimdi muhalefet milletvekilliğinden alışmış Ankara siyasetinden hep diyor ki o yapamaz edemez. Halbuki Çanakkale halkı artık şunu duymak istiyor. Muharrem Bey Çanakkale için ne yapacak? Muharrem Bey sizin kanalınızda geldi buraya dedi ki efendim Çanakkale nüfusunun 1 milyon olması gerekiyor dedi. Ben evet. De dedim ki efendim bir belge göstersin. Bakana soruyorlar, Fatma Şahin'e soruyorlar. Bizim şurada geçenlerde bir işte Tornacı abimiz var, ona da soruyorlar. Birilerine sorarak Çanakkale'nin kaderi belirlenmez. Yalan konuşarak rica ediyorum yanlış yönlendirmesinler. Bak ne diyorlar? Gene sizin kanalınızda söylediler, kendi lansmanlarında da söylediler. Biniş sayısı ortalama tek gün 10 bin kişi olmalı dediler. Dedim ki değil efendim. Böyle 1 milyon nüfus şartı ya da 10 bin kişiyle ilgili bana bir tane rapor gösterebilir misiniz diyorum. İkisi de bana diyor ki Ulaştırma Bakanı'na sorduk diyor. Muharrem Bey sanki iktidar milletvekili. Diyor ki ben Ulaştırma Bakanı'na sordum diyor. Jülide Hanım ben sordum diyor. Ya siz niye yaptırmadınız bunun bir analizini? Niye birilerine soruyorsunuz? Çanakkale'nin kaderi birilerinin iki dudağının arasında mı? Değil. Çanakkale'nin kaderi Çanakkalelilerde. İş yapmak isteyen bir belediye başkan adayında.